Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün rehber videomuzda komutan kim? Tabii ki de Erdoğan. Erdoğan nasıl olmalı? Hangi yeteneklere vermeliyim? Nasıl bir ordu düzeni yapmalıyım? Diyorsanız doğru videodasınız. Öncelikle arkadaşlar şuradan Erdoğan'ı hemen kısaca bir inceleyelim. Neredeymiş? Dengeli bir komutan. Buradan baktığımızda. E 20 level olunca 25 kuvvet, 25 odaklanma ve tane beceri puanı alıyor. Yani dengeliymiş kendisi. Özel itemli bir Erlohir inceleyeceğimiz için önce özel itemini inceleyelim. F'lere atak veriyor, insanlara salma veriyor, cücelere HP veriyor. Yani çok değişik bir özelliği var. Ama alt özelliği mat vatan muhafızları. Çok da e, iyi bir özellik gibi durmuyor. E, vatan muhafızlarına baktığımızda arkadaşlar... Elflerin hasarını arttırması güzel. Şöyle baktığımızda %18 hasar arttırıyor. İnsanların alacağı hasar %12 düşürtüyor. Ve cücelere delilik bağışıklığı veriyor. Özel itemi çok iyi gibi gözüküyor. Yani insanların alacağı hasarı düşürtüyor. Elflerin vereceği hasar arttırıyor. Evet arkadaşlar şimdi geçelim itemlerin nasıl olmalı. Şu anki Erlohir hani itemlerinden de göreceksiniz. Çılgın insanlar serisinde girer yani. Diğer komutanlar varken bunu kullanması. Şöyle baktığımızda ee, Odaklanma 24, hız 12, F'lerin hasarını 3 arttırıyor. insanların savunmasını 15, cücelerin HP'sini de artı 3 arttırıyor. 2 yıldız parlattığı için alt özelliği de F'lerin hasar oluşturması %9 artıyor. Yani 2 yıldızdayken böyle bunu 5 yıldız yapınca zaten çok süper oluyor. Kask olarak avcının kılavuzunu tercih etmiş arkadaşımız. Kuvvet, odaklanma ve orada hasarı veriyor. Ve arkadaşlar alt özelliğini delilik bağışıklığı seçmemiş. E, tüm düşmanlara delilik oluşturma seçmiş. Bence arkadaşlar kesinlikle delilik bağışıklığını seçin alt özelliğini. Yani kesinlikle seçin. Çünkü yeteneklere geçince ne demek istediğimi anlayacaksınız zırh olarak izli kamuflajını tercih etmiş kuvvet, hız ve orta hasarın menzili birimlere buff veriyor. Bu da güzel ve anlayı yakma zehir ve odak hasarı düşüren buff'ı da tercih etmiş. Enine de arkadaşlar Hankı koymuş. Hankı biliyorsunuz ki sağlam bir e, elf hasarı buff'lıyor. Kuvvet, odaklanma ve ordu epesi veriyor elf'lere. Ve aynı zamanda da elflerin kuvveti adında bir yeteneği var. Baktığımızda elf müttefik birimlerin oluşturduğu hasarı %12 arttırıyor. Mükemmel bence. Hani mükemmelden de öte. E, çünkü elf birimler asıl hasarı vuracağı için e, bence böyle olması daha iyi. Hani lehan kullanmasının asıl önemli yeri. Hani tamam orada hasar arttırmıyor ama alt özelliğinden elflerin vereceği hasarı arttırıyor. Şimdi buradan baktığımızda yeteneklerine geçelim. Ee, Savaş şarkısı bir yeteneği var. Baktığımızda tüm müttefik birimlerin hasarı %30 artar. Etkisi her turda azalır. Yani dörtte bir şekilde azalır eğer tam seviye getirirseniz. Yani her turda %7 düşecek. O dördüncü turun sonunda da bitecek. Ama şöyle bakın mükemmel bir hasar bafluyor. Ondan sonra rahatlama yeteneği var. En yüksek sağma değerine sahip müttefik birimi. HP yeniler ve bu odak niteliğine göre değişir baktığımızda da 307 odağı var mantıklı yeteneği de zaten bir puan vermişiz burada da müttefik birimler tüm zayıflatmaları kaldırır bu çok önemli yani iki turda bir geliyor ve bütün zayıflatmaları kaldırıyorsunuz yani önemli yeteneklerden biri. Ondan sonraki yetenek yerel hasar arttıran başka yeteneklerden biri. Tüm müttefikler arkadaşlar e, orduda insan varsa salma ve hız kazanıyor, elf varsa e, hasar oluşturma kazanıyor. E, burada da e, anlaşıldığı gibi bence 3 tane elf birimi koymanız daha iyi olacaktır. Lütuf yeteneğine baktığımda zaten Erlond'da ve diğer komutanlarda biliyorsunuz ya aldığın fiziksel hasarı düşürüyor ya da vereceğin fiziksel hasarı arttırıyor. Size kalmış. Güç birliğinde zaten açıklaması da çok basit. İnsanlar en yüksek hasar oluşturur, elfler de inisiyatif alır ve oranı da bayağı yüksek. Ondan sonra arkadaşlar, Erdoğan'ın kendine has olan yeteneği sadık takipçi. Müttefik birimlerin hasar oluşturması %15 artar ve müttefik birimlerde mevcut her bir insan elf ve cüce müttefik birim için eksi olarak %5 hasar oluşturur. Ondan kalkan eğitimine vermiş. Burada müttefik meclisi bilimlerin alınan hasarını düşürüyor. Bence çok önemli. Hani çünkü e, Erdoğan'ı arkaya okçu koyacağın için. Şart. Ve arkadaşlar kontrollü delilik var. Deliliğe maruz kalmış müttefik birimlerin alınan hasarını düşürüyor. Yani buna 7 yetenek verirsen 40 gibi bir şey oluyor. Bence çok da önemli hani saygısı arttıkça buraya da verecektir bence. Zaten zayıflatmalar da kaldırıyorsun. Yani şu anki yetenek dağılımı mükemmel. İlk raporumuza bakın. Hayatınızda görüp görebileceğiniz belki de en iyi gimlerden birisi. 507 gücü var. Aklınız alıyor mu? 507 güç öz eğitimi fullenmiş. Hani baktığınızda e yetenekleri de doğru şekilde verilmiş. Yanlış yok. Ordu HP'sidir işte sağlam kask falan. E, ordu düzenine de baktığımızda mükemmel doğru bir şekilde ordu düzeni de var. Gel gelelim sonuçlara. E, şu an baktığımızda Gimli'nin ordusu yarım. E, yarım bir ordusu var. Yaklaşık bir 30-40 k civarında yarım bir ordusu var. Ama sonuçlara baktığımızda Erdoğan'ın ordusu 269 vurmuş, 21 k da kendisi vurmuş ve toplamda 290 k karşıya hasar vermişiz. Karşıdan aldığımız hasarsa 348 k. Erdoğan bunun 21 ksını iyileştirmiş. Ordu düzenine baktığımızda bir insan iki tane de elf birim koymuş. Mesela Arnor olduğunda çok merak ediyorum. Arnor T4, cüce atıcı ve şey, sentineller. Acaba nasıl bir sonuç olacak? Cidden çok merak ediyorum. Burada da baktığınızda 3 tane elf birim kullanmamış. Yani yarı elften %10'luk hasar buffını alamamış. Sadece %20'li kalmış. Ama kimliğe karşı hani o sağlam kimliğe karşı bence iyi sonuç. yani çünkü mükemmel bir kimliğe. Evet arkadaşlar karşımızdaki komutan Bozda ve baktığımızda Duna değin koymuş. Yani okçular için çok sıkıntı çıkartan bir Duna değin bir bilim kendisi. Ve e, Bozda Dagast'ın da ne kadar nasıl anlatayım güçlü bir heal olduğunu, healer olduğunu biliyorsunuz. Yani mükemmel bir can basıyor. Sonuçlara baktığımızda 173k hasar almışız, bunun 57k'sını iyileştirmişiz. Yani Erlohir'in iyileştirmesi de güzel. Ve arkadaşlar Bozda da Gasta 217K hasar almış. 92K iyileştirmiş. Duna Day'in olmasına rağmen bence çok iyi sonuç. Çünkü Erdoğan'ın asıl hasarını okçular veriyor. Ve okçular da Duna Day'inlere çok çok az hasar verdiği için. Ve Duna Day'inler okçulara daha çok vurduğu için. Bence bu rapor iyi. Ve bir yıldaki arkadaşı tebrik etmemiz lazım. Çok mantıklı bir ordu düzeni yapmış. Ve gelelim oyunun başlarındaki krala. E, i̇temlerini zaten görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir itemleri var. Mağarasın dizginlerinde ordu hasarı, ordu epesi ve alt özelliği de güzel. E, Sersen etme bağışıklığı almış. Bu yüzden şeydeki Erlohi'deki kaskın delilik etkisinden etkilenecektir. orası bir eksi. Sonuçlara baktığımızda 383k asker hasarı var burada bakın. Erdoğir'de. Toplamda Teoden'e 430 kasar vermişiz. Teoden e 30 vermiş. kasını iyileştirmiş. Bize de 133 k hasar vermiş ve biz bunun 55 kasını iyileştirmişiz. Yani Erdoğan'ı şöyle baktığınızda mükemmel ve ötesi bir komutan olarak görebilirsiniz. Şurada kasara bakın ya. 105 k T2 okçular vurmuş. 248 k sentineller vurmuş. 248 k ee, sıradaki raporumuzda böyle bir kral aragon var. Ya, bunun raporu göstermeyecektim hani itemlerinden dolayı. Ama arkadaşlar kullandığı birlik yemin bozanlar. Yani Yemin Bozanlar çok güçlü. Fiziksel hasar alma bakımından güçlü. Çünkü çok az bir fiziksel hasar alıyorlar. Yani fiziksel hasar az da çok da fayda etmiyor. Baktığınızda 109k hasar almışız. Direkt 184k gömmüşüz ona. Bence gemin bozan olmasına rağmen çok güzel rapor. Burada da gördüğünüz gibi e, Erdoğan'ın çok mükemmel bir hasar baflama kapasitesi var. O yüzden o kullandığı kaskı bence delilik bağışıklığı yani serseretme ve delilik bağışıklığı yaparsanız çok çok daha iyi olur. Çünkü arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi ilk turlar daha hasarını bufflıyor. Yani tur azaldıkça geçiyor. Yani ilk iki tur, 3 tur senin için çok çok önemli. E, Erdoğan mesela e, nasıl durdurursunuz? Çok güzel bir savunma nazı olursa Erdoğanı cillop gibi durdurursunuz. neden? Çünkü e, Erdoğan hani dediğim gibi ilk iki turda, 3 turda hasarın arttığı için Sarıoğlu Nazlı da ilk 3 tur, iki tur mükemmel bir debaf atıyor. Hasar debaf atıyor. Bu yüzden çok sıkıntı çıkartacaktır. E, vurucu komutanlarda gördünüz yani fıstık gibi bir karşı neler yaptığını hepiniz gördünüz. Mesela Gorbağa karşı da etkili ama Gorbak da fazla hasar vurabiliyor buna. Ya arkadaşlar bu olay sizin başınıza geliyor mu? Sürekli geliyor bana. Gönderiyorum çete çıkıyor lan oradan. Hani yoktu çete çıktı ya şaka gibi. <laughs> Allah Allah. Ee, Erdoğan videosu bu kadardı. Çok fazla rapor gösterme gerek yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olup beğenebilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.